Tarih'ten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Anlushan İsyanı, Tang Hanedanlığı'nın dönüm noktası. Anlushan İsyanı 755. 763 yılları arasında Tang Hanedanlığı'nın Kuzeydoğu eyaletlerini sarsan ve Çin tarihindeki en yıkıcı isyanlardan biri olarak kabul edilen bir olaydır. İsyan, General Anlushan'ın önderliğinde gerçekleşti ve Tang Hanedanlığı'nın gücünü zayıflatarak imparatorluğu uzun bir gerileme dönemine soktu. Anlushan kimdir? Anlushan Sogd ve Türk kökenli bir generaldi. Tang Hanedanlığı'na hizmet etti ve Kuzeydoğu sınırındaki Fanyang, modern Pekin, şehrinin valisi oldu. Anlushan, zeki ve hırslı bir liderdi. Askeri yeteneği ve karizmatik kişiliği sayesinde büyük bir ordu oluşturmayı başardı. İsyanın nedenleri. Anlushan isyanının birden fazla nedeni vardı. Başlıca nedenler şunlardır. Hanedanlığın zayıflaması. Tang Hanedanlığı 8. yüzyılın ortalarında zayıflamaya başlamıştı. İmparator Xuanzong lüks ve eğlenceye düşkün bir liderdi. Bu durum hanedanlığın prestijini zedeledi ve halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. Askeri ve siyasi huzursuzluk, Tang Hanedanlığı'nın ordusunda bölünmeler vardı. General Anlushan, Kuzeydoğu sınırındaki ordunun kontrolünü ele geçirdi ve hanedanlığa karşı bir tehdit oluşturmaya başladı. Ekonomik eşitsizlik, Tang Hanedanlığı döneminde zenginler ve fakirler arasındaki uçurum artmıştı. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. İsyanın gelişimi, Anlushan isyanı, 16 Aralık 755'te başladı. Anlushan, Yan Hanedanlığı'nı kurarak Tang Hanedanlığı'na karşı savaş ilan etti. İsyancılar hızla ilerlediler ve başkent Chang'an'a, modern Xi'an, yaklaştılar. Tang Hanedanlığı isyanı bastırmak için büyük bir ordu gönderdi. İsyancılar ve hanedanlık ordusu arasında uzun ve kanlı savaşlar yaşandı. 757 yılında Anlushan, kendi oğlu An Qingsu tarafından suikaste kurban gitti. İsyanın sonuçları Anlushan isyanı 763 yılında Tang Hanedanlığı'nın zaferiyle sona erdi. İsyan Tang Hanedanlığı'na büyük zarar verdi. Hanedanlığın topraklarının büyük bir kısmı harap oldu ve nüfusu önemli ölçüde azaldı. İsyan Tang Hanedanlığı'nın gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Anlushan isyanının önemi. Anlushan isyanı, Tang Hanedanlığı'nın tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın siyasi ve sosyal yapısında da önemli değişikliklere neden oldu. Anlushan isyanı hakkında ek bilgiler. Anlushan isyanı, Çin tarihindeki en büyük ve en yıkıcı isyanlardan biridir. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın topraklarının büyük bir kısmını harap etti ve nüfusu önemli ölçüde azalttı. İsyan, Tang Hanedanlığı'nın gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Anlushan isyanı, Çin edebiyatında ve sanatında önemli bir yere sahiptir. Anlushan isyanı. Derinlemesine inceleme isyanın öncesi. Anlushan isyanı bir anda ortaya çıkan bir olay değildi. İsyanın öncesinde Tang Hanedanlığı'nda bir dizi gelişme isyanın zeminini hazırlamıştı. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır. Hanedanlığın zayıflaması, 8. yüzyılın ortalarında Tang Hanedanlığı bir dizi iç ve dış sorunla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar hanedanlığın zayıflamasına ve prestijinin zedelenmesine yol açtı. Askeri ve siyasi huzursuzluk, hanedanlık ordusu bir dizi bölünme ve isyanla uğraşıyordu. General Anlushan bu durumdan faydalanarak Kuzeydoğu sınırındaki ordunun kontrolünü ele geçirdi. Ekonomik eşitsizlik, Tang Hanedanlığı döneminde zenginler ve fakirler arasındaki uçurum artmıştı. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluğa yol açtı. Anlushan'ın yükselişi. Anlushan Sogd ve Türk kökenli bir aileden geliyordu. Askeri yeteneği ve karizmatik kişiliği sayesinde Tang Hanedanlığı'nda hızla yükseldi ve Kuzeydoğu sınırındaki Fanyang şehrinin valisi oldu. İsyanın başlaması. Anlushan isyanı 16 Aralık 755'te başladı.
Anluşan, Yan Hanedanlığını kurarak Tang Hanedanlığına karşı savaş ilan etti. İsyancılar hızla ilerlediler ve başkent Chang'an'a modern Xi'an yaklaştılar. İsyanın gelişimi. İsyan Tang Hanedanlığını büyük bir şaşkınlık içinde yakaladı. Hanedanlık isyanı bastırmak için büyük bir ordu gönderdi. İsyancılar ve hanedanlık ordusu arasında uzun ve kanlı savaşlar yaşandı. Savaşın önemli gelişmeleri. 756. İsyancılar Tang Hanedanlığının başkenti Chang'an'ı ele geçirdiler. İmparator Xuanzong, Sichuan'a kaçmak zorunda kaldı. 757. Anluşan, kendi oğlu Anqingshu tarafından suikaste kurban gitti. 758. Tang Hanedanlığı ordusu isyancıları Chang'an'dan çıkarmayı başardı. 763. İsyancılar Tang Hanedanlığı ordusu tarafından kesin olarak yenildi. İsyanın sonuçları Anluşan isyanı Tang Hanedanlığına büyük zarar verdi. Hanedanlığın topraklarının büyük bir kısmı harap oldu ve nüfusu önemli ölçüde azaldı. İsyan Tang Hanedanlığının gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. İsyanın etkileri, siyasi etkiler, Anluşan İsyanı Tang Hanedanlığının merkezi otoritesini zayıflattı. İsyandan sonra hanedanlık üzerinde yerel generallerin etkisi arttı. Ekonomik etkiler, isyan Tang Hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Sosyal etkiler, isyan Tang Hanedanlığının toplumunu derinden etkiledi. Nüfusun önemli bir kısmı savaşlarda ve kıtlıklarda hayatını kaybetti. Anluşan isyanının tarihsel önemi. Anluşan isyanı Tang Hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyan, Tang Hanedanlığının siyasi ve sosyal yapısında da önemli değişikliklere neden oldu. Anluşan isyanında ölen ve yaralananların sayısı Anluşan isyanı Tang Hanedanlığının tarihindeki en yıkıcı olaylardan biridir. İsyan sırasında tam olarak kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından yapılan tahminler oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Ölü sayısı. Toplam. Bazı tarihçiler isyan sırasında ölenlerin sayısının 36 milyona kadar ulaşabileceğini tahmin etmektedir. Bu sayı Tang Hanedanlığının o zamanki nüfusunun yaklaşık 1/3 anlamına gelmektedir. Askeri kayıplar. İsyan sırasında her iki tarafta da büyük sayıda asker hayatını kaybetti. Tahminlere göre isyanda ölen askerlerin sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Sivil kayıplar, isyanın en büyük etkisini sivil halk üzerinde gösterdi. Savaşlar, kıtlıklar ve hastalıklar nedeniyle büyük sayıda sivil hayatını kaybetti. Yaralı sayısı. Toplam, isyan sırasında yaralananların sayısına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat ölenlerin sayısına bakıldığında yaralı sayısının da oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Askeri yaralılar. Savaşlarda her iki tarafta da büyük sayıda asker yaralandı. Yaralı askerlerin bir kısmı tedavi edilerek tekrar savaşa dönerken, bir kısmı da hayatını kaybetti. Sivil yaralılar, savaşlar ve kıtlıklar büyük sayıda sivilin yaralanmasına da neden oldu. Yaralı sivillerin bir kısmı tedavi imkanı bulamazken, bir kısmı da yaralarının etkisiyle hayatını kaybetti. Diğer kayıplar, mülteciler, isyan nedeniyle büyük sayıda insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mülteciler, savaşın ve kıtlığın en büyük mağdurları arasında yer aldı. Ekonomik kayıplar, isyan, Tang Hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Nüfusun azalması, Anluşan isyanının en belirgin sonuçlarından biri, Tang Hanedanlığının nüfusunda yaşanan büyük azalmadır. İsyandan önce Tang Hanedanlığının nüfusu yaklaşık 50 milyon civarındaydı. İsyandan sonra ise nüfusun 30 milyona kadar düştüğü tahmin edilmektedir. Bu azalma, savaşlarda ve kıtlıklarda ölenlerin ve göç edenlerin sayısına bağlıdır. Bölgesel farklılıklar.
İsyanın etkisinin her bölgede aynı olmadığını da belirtmek gerekir. Savaşların en yoğun yaşandığı Kuzeydoğu bölgelerinde nüfus azalması daha fazla olmuştur. Güneydeki bölgeler ise isyandan nispeten daha az etkilenmiştir. Kayıpların etkisi, nüfusun azalması, Tang hanedanlığının ekonomisini ve askeri gücünü de zayıflatmıştır. Ayrıca isyanın yarattığı sosyal travma, hanedanlığın uzun yıllar boyunca toparlanmasını zorlaştırmıştır. An Lushan isyanı sonrası, düşüş ve değişim. An Lushan isyanı, Tang hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. 755'te başlayan ve 760'te sona eren isyan, hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı. İsyanın sonuçları, nüfus azalması, isyan, Tang hanedanlığının nüfusunu önemli ölçüde azalttı. Tahminlere göre isyan sırasında 36 milyona kadar insan hayatını kaybetti. Ekonomik tahribat. İsyan, Tang hanedanlığının ekonomisini büyük ölçüde tahrip etti. Tarım ve ticaret büyük zarar gördü. Siyasi zayıflama. İsyan, Tang hanedanlığının merkezi otoritesini zayıflattı. İsyandan sonra hanedanlık üzerinde yerel generallerin etkisi arttı. Sosyal değişimler. İsyan, Tang hanedanlığının toplumunda da önemli değişikliklere neden oldu. Savaşlar ve kıtlıklar büyük sayıda insanın yerinden olmasına ve sosyal yapının değişmesine yol açtı. An Lushan isyanı sonrası yaşananlar. Güç mücadeleleri. İsyandan sonra Tang hanedanlığında iktidar mücadeleleri yaşandı. Bu mücadeleler hanedanlığın daha da zayıflamasına yol açtı. Dış tehditler. İsyandan sonra Tang hanedanlığı, Uygur Kağanlığı ve Tibet İmparatorluğu gibi dış tehditlerle de karşı karşıya kaldı. Ekonomik reformlar. Hanedanlık ekonomisini düzeltmek için bir dizi reform uygulamaya çalıştı. Fakat bu reformlar yeterince başarılı olamadı. Askeri zayıflama. Tang hanedanlığının ordusu da isyandan sonra zayıfladı. Bu durum hanedanlığın dış tehditlere karşı koymasını zorlaştırdı. Sonuç olarak An Lushan isyanı Tang hanedanlığının tarihinde bir dönüm noktasıdır. İsyan hanedanlığın zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı ve 907 yılında sona erdi. An Lushan isyanı Tang hanedanlığının tarihindeki en yıkıcı olaylardan biridir. İsyan sırasında ölenlerin ve yaralananların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler tarafından yapılan tahminler oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. İsyan, Tang hanedanlığının zayıflamasına ve gerilemesine yol açtı. Yorum, An Lushan isyanı Tang hanedanlığının çöküşünün başlangıcı olarak görülebilir. İsyan, hanedanlığın zayıflıklarını ortaya koydu ve gerileme sürecini hızlandırdı. İsyandan sonra Tang hanedanlığı bir daha asla eski gücüne kavuşamadı ve 907 yılında sona erdi. Not: Bu bilgiler An Lushan isyanının sonuçları hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili kaynaklara bakınız. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Birleşik Arap Emirlikleri, çölün muhteşem yükselişi. Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, Arap Yarımadası'nın doğu kıyısında yer alan 7 emirlikten oluşan bir federasyondur. 1971 yılında bağımsızlığını kazanan BAE, kısa sürede çölün kumlarından yükselen modern bir metropol haline gelmiştir. BAE'nin oluşumu. BAE'nin tarihi 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır.
O dönemde bölgede yaşayan kabileler deniz ticareti ile uğraşıyorlardı. 19. yüzyılda İngilizler bölgeyi kontrol altına aldılar ve kabileler ile antlaşmalar imzaladılar. 1971 yılında İngilizlerin çekilmesiyle 7 emirlik bir araya gelerek BAE'yi kurdular. Ekonomik kalkınma, BAE'nin ekonomisi petrol ve doğal gaza dayalıdır. 1970'lerde başlayan petrol ihracatı ülkeye büyük bir gelir sağladı. Bu gelirle birlikte BAE altyapısını geliştirmeye ve modern bir şehir devleti haline gelmeye başladı. Modern bir metropol, BAE günümüzde modern gökdelenleri, lüks alışveriş merkezleri, yapay adaları ve turistik cazibe merkezleriyle tanınmaktadır. Dubai, Abu Dhabi, Şarjah ve Fujairah gibi şehirler her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. BAE'de yaşam. BAE, yüksek yaşam standardına sahip bir ülkedir. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri oldukça gelişmiştir. Ülkede farklı milletlerden insanlar bir arada yaşamaktadır. BAE'nin kültürü. BAE'nin kültürü, Arap geleneklerine ve İslam dinine dayanmaktadır. Ülkede geleneksel değerlere saygı duyulmaktadır. BAE'nin geleceği. BAE, gelecekte de ekonomisini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmayı planlamaktadır. Ülke, yenilenebilir enerji, uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımlar yapmaktadır. BAE'yi ziyaret etmek. BAE, turistler için vize onayı uygulamaktadır. Ülkeye giriş için vize ve pasaport gereklidir. En iyi ziyaret zamanı Kasım-Nisan ayları arasıdır. BAE'nin emirlikleri Abu Dhabi, Dubai, Şarjah, Acman, Ummul Kuvayn, Ras Al Khaimah, Fujairah. BAE'nin önemli şehirleri Abu Dhabi, başkent, Dubai, Şarjah, Acman, Ummul Kuvayn, Ras Al Khaimah, Fujairah. BAE'nin turistik cazibe merkezleri Burj Khalifa, Dubai, Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, Palm Jumeirah, Dubai, Dubai Mall, Dubai, Ferrari World, Abu Dhabi, Yas Water World, Abu Dhabi, Louvre, Abu Dhabi, Abu Dhabi. BAE hakkında ilginç bilgiler. BAE, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya ev sahipliği yapmaktadır. BAE, dünyanın en büyük yapay adası olan Palm Jumeirah'a ev sahipliği yapmaktadır. BAE, dünyanın en lüks alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Mall. Birleşik Arap Emirlikleri, derinlemesine bir inceleme. Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, çölün kumlarından yükselen modern bir mucize olarak nitelendirilebilir. 1971 yılında bağımsızlığını kazanan bu federasyon, kısa sürede dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmiştir. BAE'nin başarısının arkasında yatan birçok faktör var. Bu faktörlerden bazıları şunlardır. Stratejik konum, BAE, Arap Yarımadası'nın doğu kıyısında önemli deniz ticaret yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu konum, BAE'ye tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olma avantajı sağlamıştır. Petrol ve doğalgaz. BAE, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. 1970'lerde başlayan petrol ihracatı ülkeye büyük bir gelir sağlamış ve kalkınmanın temelini oluşturmuştur. Akıllı yatırımlar BAE petrol gelirlerini altyapı, eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlara yatırarak sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmuştur. Güvenli ve istikrarlı ortam. BAE, siyasi istikrarı ve düşük suç oranıyla yatırımcılar ve turistler için cazip bir ülke haline gelmiştir. Kültürel çeşitlilik. BAE, farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı kozmopolit bir ülkedir. Bu durum ülkeye dinamizm ve zenginlik katmaktadır. BAE'nin emirlikleri, BAE 7 emirlikten oluşmaktadır. Abu Dhabi, başkent ve en büyük emirlik, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından zengindir. Dubai, turizm, ticaret ve finans merkezi, Şarjah, kültür ve eğitim merkezi, Acman, küçük bir emirlik,
Al-Kuvayin, balıkçılık ve denizcilikle geçinen bir emirlik. Ras Al-Kayma, dağlık bir emirlik. Fujairah, doğu kıyısında yer alan ve önemli bir liman kentine sahip emirlik. BIA'nin önemli şehirleri, Abu Dhabi, başkent ve en büyük şehir. Dubai, en popüler turistik destinasyon. Şarja, kültürel ve eğitim merkezi. Ajman, küçük bir şehir. Al-Kuvayin, küçük bir şehir. Ras Al-Kayma, dağlık bir şehir. Fujairah, doğu kıyısında yer alan bir liman şehri. BIA'nin turistik cazibe merkezleri, Burj Khalifa, Dubai, dünyanın en yüksek binası. Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, muhteşem bir cami. Palm Jumeirah, Dubai, dünyanın en büyük yapay adası. Dubai Mall, Dubai, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Ferrari World Abu Dhabi, dünyanın en büyük Ferrari tema parkı. Yas Water World Abu Dhabi, Orta Doğu'nun en büyük su parkı. Louvre Abu Dhabi, Abu Dhabi, dünyanın en önemli müzelerinden biri. Dubai hakkında ilginç bilgiler. BIA, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya ev sahipliği yapmaktadır. BIA, dünyanın en büyük yapay adası olan Palm Jumeirah'a ev sahipliği yapmaktadır. BIA, dünyanın en lüks alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Mall'a ev sahipliği yapmaktadır. BIA, dünyanın en büyük Ferrari tema parkı olan Ferrari World'e ev sahipliği yapmaktadır. BIA, Orta Doğu'nun en büyük su parkı olan Yas Water World'e ev sahipliği yapmaktadır. BIA, dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Louvre Abu Dhabi'ye ev sahipliği yapmaktadır. Ekonomi. BIA, dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülkenin ekonomisi petrol ve doğal gaza dayalıdır. Ancak BIA, son yıllarda ekonomisini çeşitlendirmeye ve turizm, finans ve hizmet sektörlerine yatırım yapmaya başlamıştır. Eğitim. BIA, eğitime büyük önem vermektedir. Ülkede birçok devlet ve özel okul bulunmaktadır. BIA'deki okullar, uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Sağlık. BIA, sağlık hizmetlerine de büyük önem vermektedir. Ülkede birçok devlet ve özel hastane bulunmaktadır. BIA'deki hastaneler modern ve teknolojik altyapıya sahiptir. Altyapı, BIA'nın altyapısı oldukça gelişmiştir. Ülkede modern yollar, havaalanları ve limanlar bulunmaktadır. Siyaset, BIA bir monarşidir. Ülkeyi 7 emirden oluşan bir federasyon yönetmektedir. Her emirliğin kendi şefi bulunmaktadır. Kültür, BIA'nın kültürü Arap geleneklerine ve İslam dinine dayanmaktadır. Ülkede geleneksel değerlere saygı duyulmaktadır. Toplum, BIA'nın nüfusu oldukça kozmopolittir. Ülkede farklı milletlerden insanlar bir arada yaşamaktadır. Turizm, BIA önemli bir turizm destinasyonudur. Ülke lüks otelleri, alışveriş merkezleri, plajları ve tarihi eserleriyle turistleri cezbetmektedir. BIA'nın karşılaştığı zorluklar. Ekonomik çeşitlilik. BIA ekonomisi hala büyük ölçüde petrol ve doğalgaza bağımlıdır. Ülke ekonomisini çeşitlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yabancı iş gücü. BIA'deki nüfusun büyük kısmını yabancı iş gücü oluşturmaktadır. Bu durum bazı sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Çevre. BIA, çölleşme ve su kıtlığı gibi çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. BIA'nın geleceği. BIA, gelecekte de ekonomisini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmayı planlamaktadır. Ülke, yenilenebilir enerji, uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımlar yapmaktadır. BIA, 2071 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmayı hedeflemektedir. BIA hakkında ek bilgiler. Resmi dil Arapça. Başkent Abu Dhabi. Nüfusu 10 milyon. Para birimi dirhem. Telefon kodu +971. İnternet uzantısı. BIA'yı ziyaret etmek. BIA turistler için vize onayı uygulamaktadır. Ülkeye giriş için vize ve pasaport gereklidir. En iyi ziyaret zamanı Kasım-Nisan ayları arasıdır. BIA hakkında ilginç bilgiler. BIA, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya ev sahipliği yapmaktadır. BIA, dünyanın en büyük yapay adası olan Palm Jumeirah'a ev sahipliği yapmaktadır.
BYE, dünyanın en lüks alışveriş merkezlerinden biri olan Dubai Mall'la ev sahipliği yapmaktadır. BAE, dünyanın en büyük Ferrari tema parkı olan Ferrari World'e ev sahipliği yapmaktadır. BEE, Orta Doğu'nun en büyük su parkı olan Yas Water World'e ev sahipliği yapmaktadır. BEE, dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Louvre, Abu Dhabi'ye ev sahipliği yapmaktadır. BEE'nin geleceği. BEE, gelecekte de ekonomisini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmayı planlamaktadır. Ülke, yenilenebilir enerji, uzay araştırmaları ve yapay zeka gibi alanlarda yatırımlar yapmaktadır. BAE, 2071 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmayı hedeflemektedir. BAE'nin başarılarının sebepleri. BAE'nin kısa sürede çölün kumlarından yükselen modern bir metropol haline gelmesinin ve birçok alanda başarı elde etmesinin birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden bazıları şunlardır. Stratejik konum. BAE, Arap Yarımadası'nın doğu kıyısında, önemli deniz ticaret yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu konum BAE'ye tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olma avantajı sağlamıştır. Petrol ve doğalgaz. BAE, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. 1970'lerde başlayan petrol ihracatı ülkeye büyük bir gelir sağlamış ve kalkınmanın temelini oluşturmuştur. Akıllı yatırımlar. BAE, petrol gelirlerini altyapı, eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlara yatırarak sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmuştur. Güvenli ve istikrarlı ortam. BAE, siyasi istikrarı ve düşük suç oranıyla yatırımcılar ve turistler için cazip bir ülke haline gelmiştir. Kültürel çeşitlilik, BAE, farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı kozmopolit bir ülkedir. Bu durum, ülkeye dinamizm ve zenginlik katmaktadır. Vizyoner liderlik, BAE'nin kurucuları ve liderleri, ülke için uzun vadeli bir vizyon oluşturmuş ve bu vizyonu gerçekleştirmek için gerekli adımları atmışlardır. Etkin kamu yönetimi, BAE, etkin ve şeffaf bir kamu yönetimine sahiptir. Bu durum, ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Girişimcilik ruhu, BAE'de girişimcilik ruhu oldukça yaygındır. Bu durum, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuştur. İnovasyona odaklanma, BAE, inovasyona ve araştırma geliştirmeye önem veren bir ülkedir. Bu durum, ülkenin küresel rekabette öne çıkmasını sağlamıştır. Uluslararası ilişkiler, BAE, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye önem vermektedir. Bu durum, ülkenin uluslararası alandaki itibarını ve etkinliğini artırmıştır. Sonuç, BAE'nin başarısı birçok faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Stratejik konumu, doğal kaynak zenginliği, akıllı yatırımları, güvenli ve istikrarlı ortamı, kültürel çeşitliliği, vizyoner liderliği, etkin kamu yönetimi, girişimcilik ruhu, inovasyona odaklanması ve uluslararası ilişkilerdeki başarısı, BAE'yi günümüzde dünyanın en gelişmiş ve en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Hristiyanlığın doğuşu, bir inanç sisteminin tarihi. Hristiyanlık, 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun işgali altındaki Filistin bölgesinde ortaya çıkan ve günümüzde dünyanın en büyük dinlerinden biri haline gelen tek tanrılı bir dindir. İsa Mesih'in yaşamına ve öğretilerine dayanan Hristiyanlık, kısa sürede Roma İmparatorluğu'nda ve ötesinde yayılmaya başlamış ve tarih boyunca birçok farklı mezhep ve akıma ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlığın kökenleri Roma İmparatorluğu'nun ilk yüzyıllarında Filistin'de yaşayan Yahudilere kadar uzanmaktadır.
Bu dönemde Yahudiler, Romalılar tarafından işgal altındaydılar ve dini ve siyasi özgürlükleri kısıtlanmış durumdaydı. Bu ortamda Mesih'in kurtarıcı geleceğine dair bir inanç yaygındı. İsa Mesih, milattan sonra 1. yüzyılda Nasıra'da doğdu ve 30 yaşına kadar bir marangoz olarak çalıştı. Daha sonra halka Tanrı'nın krallığını ve sevginin mesajını vaaz etmeye başladı. İsa'nın mucizeleri ve öğretileri birçok kişiyi etkiledi ve kısa sürede bir takipçi kitlesi oluştu. Hristiyanlığın yayılması. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra havarileri onun öğretilerini yaymaya devam ettiler. Özellikle Pavlus, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun diğer bölgelerine ve ötesine taşımada önemli rol oynadı. Pavlus'un misyonerlik çalışmaları sayesinde Hristiyanlık kısa sürede Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline geldi. Hristiyanlığın ilk dönemleri. Hristiyanlığın ilk dönemleri Roma İmparatorluğu'ndan gelen zulümlerle gölgelendi. Birçok Hristiyan inançları nedeniyle öldürüldü veya sürgün edildi. Buna rağmen Hristiyanlık yayılmaya devam etti ve Roma İmparatorluğu'nun her köşesine ulaştı. Hristiyanlığın mezhepleri. Hristiyanlık tarihi boyunca birçok farklı mezhep ve akım ortaya çıkmıştır. En önemli mezhepler şunlardır. Katolik Kilisesi, Hristiyanlığın en büyük mezhebidir ve Papa tarafından yönetilir. Ortodoks Kilisesi, Bizans İmparatorluğundan doğan ve Roma'dan bağımsız bir kilisedir. Protestanlık, 16. yüzyılda Reformasyon hareketiyle Katolik Kilisesi'nden ayrılan mezheplerdir. Hristiyanlığın etkisi, Hristiyanlık, dünya tarihi ve kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Batı medeniyeti, Hristiyanlık, inanç ve değerleri üzerine kurulmuştur. Hristiyanlık, sanat, edebiyat, müzik ve eğitim gibi birçok alanda önemli katkılar sunmuştur. Hristiyanlık günümüzde dünyanın en büyük dinlerinden biridir ve yaklaşık 2,4 milyar takipçisi bulunmaktadır. Hristiyanlar dünyanın her yerinde yaşamaktadır ve farklı mezheplere ve akımlara mensupturlar. Hristiyanlık tarih boyunca birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Günümüzde de Hristiyanlık modern dünyayla uyum sağlayabilmek için yeni arayışlar içindedir. Hristiyanlığın doğuşu. Detaylı bir inceleye. Hristiyanlığın ortaya çıkış ortamı. 1. yüzyılda Filistin, Roma İmparatorluğu'nun işgali altındaydı. Yahudiler siyasi ve dini özgürlükleri kısıtlanmış bir şekilde yaşıyorlardı. Bu ortamda Mesih'in kurtarıcı, geleceğine dair bir inanç yaygındı. Mesih'in Tanrı'nın krallığını kuracak ve İsrail'i özgürlüğe kavuşturacağına inanılıyordu. İsa Mesih'in hayatı ve öğretileri. İsa Mesih, milattan sonra 1. yüzyılda Nasıra'da doğdu. 30 yaşına kadar marangoz olarak çalıştıktan sonra halka Tanrı'nın krallığını ve sevginin mesajını vaaz etmeye başladı. İsa'nın mucizeleri ve öğretileri birçok kişiyi etkiledi ve kısa sürede bir takipçi kitlesi oluştu. İsa'nın öğretilerinin ana temaları. Tek Tanrı'ya inanç, sevgi ve merhamet, bağışlama, günahkarların tövbesi, ahiret ve ebedi yaşam, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve sonrası. İsa'nın öğretileri ve mucizeleri Roma İmparatorluğu'nun ve Yahudi dini liderlerinin tepkisini çekti. İsa sonunda ihanet edildi ve çarmıha gerilerek idam edildi. Ancak takipçileri İsa'nın ölümden dirildiğine ve göğe yükseldiğine inanmaya başladılar. Bu inanç Hristiyanlığın temelini oluşturdu. Hristiyanlığın yayılması. İsa'nın havarileri onun öğretilerini yaymak için dünyanın farklı bölgelerine seyahat ettiler. Özellikle Pavlus, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun diğer bölgelerine ve ötesine taşımada önemli rol oynadı. Pavlus'un misyonerlik çalışmaları sayesinde Hristiyanlık kısa sürede Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline geldi. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yaşanan zorluklar, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Romalılar, Hristiyanlara zulüm ettiler. Birçok Hristiyan, inançları nedeniyle öldürüldü veya sürgün edildi. Buna rağmen Hristiyanlık yayılmaya devam etti ve Roma İmparatorluğu'nun her köşesine ulaştı. Hristiyanlığın
mezhepleri, Hristiyanlık tarihi boyunca birçok farklı mezhep ve akım ortaya çıkmıştır. En önemli mezhepler şunlardır. Katolik Kilisesi, Hristiyanlığın en büyük mezhebidir ve Papa tarafından yönetilir. Ortodoks Kilisesi, Bizans İmparatorluğundan doğan ve Roma'dan bağımsız bir kilisedir. Protestanlık, 16. yüzyılda Reformasyon hareketi ile Katolik Kilisesi'nden ayrılan mezheplerdir. Hristiyanlığın etkisi. Hristiyanlık, dünya tarihi ve kültürü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Batı medeniyeti, Hristiyanlık inanç ve değerleri üzerine kurulmuştur. Hristiyanlık, sanat, edebiyat, müzik ve eğitim gibi birçok alanda önemli katkılar sunmuştur. Hristiyanlığın günümüzdeki durumu. Hristiyanlık günümüzde dünyanın en büyük dinlerinden biridir ve yaklaşık 2,4 milyar takipçisi bulunmaktadır. Hristiyanlar dünyanın her yerinde yaşamaktadır ve farklı mezheplere ve akımlara mensupturlar. Hristiyanlık tarih boyunca birçok değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Günümüzde de Hristiyanlık modern dünyayla uyum sağlayabilmek için yeni arayışlar içindedir. Hristiyanlığın ilk dönemleri, inceleme ve tartışma. Hristiyanlığın ilk 3 yüzyılı, yeni dinin Roma İmparatorluğunda kökleşmesi ve gelişmesi ile karakterize edilir. Bu dönemde Hristiyanlar Roma'nın zulmü, iç anlaşmazlıklar ve teolojik tartışmalar gibi birçok zorlukla karşılaştı. Hristiyanlara zulüm. İlk Hristiyanlar Romalılar tarafından putperestliğe ve Roma İmparatorluğuna karşı bir tehdit olarak algılandılar. Bu nedenle Nero, Domitian ve Decius gibi imparatorlar döneminde Hristiyanlara karşı şiddetli zulümler gerçekleşti. Birçok Hristiyan arenada vahşi hayvanlara yem edildi, ateşte yakıldı veya işkence gördü. Hristiyanların gizli yaşamları. Zulümden korunmak için birçok Hristiyan yer altına inmek ve gizli bir şekilde ibadet etmek zorunda kaldı. Katakomplar olarak bilinen yeraltı mezarları Hristiyanların ibadet ve toplantı yapmaları için güvenli bir yer sağladı. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Hristiyanlığın ilk dönemleri, inceleme ve tartışma. Hristiyanlığın ilk 3 yüzyılı, yeni dinin Roma İmparatorluğunda kökleşmesi ve gelişmesi ile karakterize edilir. Bu dönemde Hristiyanlar Roma'nın zulmü, iç anlaşmazlıklar ve teolojik tartışmalar gibi birçok zorlukla karşılaştı. Hristiyanlara zulüm. İlk Hristiyanlar Romalılar tarafından putperestliğe ve Roma İmparatorluğuna karşı bir tehdit olarak algılandılar. Bu nedenle Nero, Domitian ve Decius gibi imparatorlar döneminde Hristiyanlara karşı şiddetli zulümler gerçekleşti. Birçok Hristiyan arenada vahşi hayvanlara yem edildi, ateşte yakıldı veya işkence gördü. Hristiyanların gizli yaşamları. Zulümden korunmak için birçok Hristiyan yer altına inmek ve gizli bir şekilde ibadet etmek zorunda kaldı. Katakomplar olarak bilinen yeraltı mezarları Hristiyanların ibadet ve toplantı yapmaları için güvenli bir yer sağladı. Hristiyanlığın yayılması. Zulümlere rağmen Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda hızla yayılmaya devam etti. Bu yayılmaya katkıda bulunan faktörler şunlardır. Hristiyanların sevgi ve merhamet mesajı, Hristiyanların mucizeleri ve şehitlikleri, Roma İmparatorluğu'nun geniş ve organize altyapısı, Hristiyanlıkta teolojik tartışmalar, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde İsa'nın doğası, teslis inancı ve kurtuluş gibi temel teolojik doktrinler hakkında birçok tartışma yaşandı. Bu tartışmalar Hristiyanlığın farklı mezheplerinin ve akımlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Önemli kişiler ve olaylar. Hristiyanlığın ilk 3 yüzyılında önemli rol oynayan bazı kişiler ve olaylar şunlardır. Havariler, İsa'nın ilk takipçileri ve Hristiyanlığı dünyaya yayan kişiler. Paulus,
Hristiyanlığın en önemli misyonerlerinden biri ve teolojisinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan kişi. İncil, Hristiyanların kutsal metni ve İsa'nın yaşamı ve öğretilerini anlatan kitap. Konstantin İmparator, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getiren imparator. 1. İznik Konseyi, Hristiyanlığın temel inançlarını tanımlayan ilk ekümenik konsey. Hristiyanlığın ilk dönemlerinin önemi, Hristiyanlığın ilk 300 yılı, Hristiyanlığın temel doktrinlerinin ve geleneklerinin oluştuğu ve Hristiyanlığın dünya dini haline geldiği bir dönemdir. Bu dönemdeki gelişmeler, Hristiyanlığın sonraki yüzyıllarda da şekillenmesine ve gelişmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Tartışma konuları, Hristiyanlara zulmün nedenleri ve sonuçları. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda neden bu kadar hızlı yayıldığı. Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki teolojik tartışmaların önemi. Hristiyanlığın ilk 300 yılının günümüz Hristiyanlığı üzerindeki etkisi. Derinlere dalış. Hristiyanlığın ilk 300 yılındaki önemli akımlar. Hristiyanlığın ilk 300 yılındaki teolojik tartışmalar Hristiyanlığın farklı dallarının ve mezheplerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu dönemde öne çıkan bazı akımları ve tartışmaları inceleyelim. Yahudi Hristiyanlığı. Yahudi Hristiyanlar, İsa'yı Mesih olarak kabul etmekle birlikte Yahudi yasalarına ve geleneklerine uymaya devam ettiler. Pavlus'un Hristiyanlığı Yahudilikten ayırma girişimlerine karşı çıktılar. Zamanla Yahudi Hristiyanlığı etkisini kaybetti ve baskı altında kalarak yok oldu. Gnostik Hristiyanlık. Gnostikler, maddi dünyanın kötü ve ruhani dünyanın iyi olduğuna inanıyorlardı. Kurtuluşun gizli bilgiye, Gnosis, ulaşmakla elde edileceğini savundular. Kilise tarafından sapkın ilan edildiler ve yok edildiler. Marjonçuluk. Marjon, İsa'nın eski ahit tanrısının oğlu olmadığını, tamamen yeni ve sevgi dolu bir tanrının oğlu olduğunu savundu. Eski ahiti reddetti ve sadece Pavlus'un mektuplarını kutsal kitap olarak kabul etti. Marjonçuluk, erken dönem Hristiyanlığında önemli bir akım haline geldi, ancak zamanla etkisini kaybetti. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Proto-Ortodoksi. Proto-Ortodokslar İsa'nın hem insan hem de Tanrı olduğuna, eski ahit ve yeni ahitin bir bütün olarak Tanrı'nın sözü olduğuna inanıyorlardı. Havarilerin ve ilk kilise liderlerinin geleneğini takip ettiler. Bu akım Hristiyanlığın ana akımı haline geldi ve günümüz Katolik ve Ortodoks kiliselerinin temelini oluşturdu. Tartışma konusu. Bu farklı Hristiyan akımları, Hristiyanlığın erken dönemdeki inanç ve uygulamalarını anlamak için önemli kaynaklar sunar. Hangi akımın haklı olduğu sorusu ise tarihçiler ve teologlar arasında hala tartışılmaktadır. Hristiyan metinleri ve kanonun oluşumu. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında İsa'nın sözleri ve öğretileri çeşitli sözlü gelenekler aracılığıyla aktarıldı. Ancak zamanla bu sözlü geleneklerin korunması ve doğruluğunun garanti altına alınması ihtiyacı ortaya çıktı. İnciller, İsa'nın yaşamı ve öğretilerini anlatan dört kanonik İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başları arasında yazıldı. Mektuplar, Pavlus ve diğer erken Hristiyan liderleri tarafından kiliselere ve bireylere yazılmış mektuplar, Hristiyan teolojisinin ve ahlak anlayışının gelişmesinde önemli rol oynadı. Kanonun oluşumu, milattan sonra 4. yüzyıla gelindiğinde kilise liderleri hangi metinlerin kutsal metin olarak kabul edileceğini belirlemek için konseyler topladılar. Bu tartışmalar sonucunda günümüzdeki yeni ahitin kanonu oluşturuldu. Tartışma konusu. Kanonun oluşumu, hangi metinlerin dahil edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı. Bazı metinler sapkın olarak değerlendirilerek kanona dahil edilmedi. Bu dışarıda bırakılan metinler, Hristiyanlığın erken tarihi ve çeşitliliği hakkında bilgi sağlar. Sonuç.
Hristiyanlığın ilk 3 yüzyılı inanç sisteminin oluşmasında ve yayılmasında kritik bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan tartışmalar, zulümler ve gelişmeler Hristiyanlığın sonraki yüzyıllarda da şekillenmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu karmaşık ve dinamik dönem Hristiyanlığı anlamak için temel bir öneme sahiptir. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Napolyon Savaşları. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'nın ve dünya tarihinde önemli bir dönemi işaret eden bir dizi çatışmadır. Bu savaşlar, Fransız devriminin ardından yükselen Napolyon Bonaparte liderliğindeki Fransa'nın Avrupa'da genişlemesini ve hegemonyasını hedefleyen askeri kampanyaları içerir. Bu dönem 1799'dan 1815'e kadar uzanır ve pek çok ülkeyi etkilemiş olan büyük askeri çatışmalara sahne olmuştur. Napolyon Savaşları'nın kökeni Fransız devriminin başlangıcına dayanmaktadır. 1789'da patlak veren bu devrim, Fransa'daki feodal düzeni devirerek monarşiye son vermiş ve cumhuriyetin kurulmasına yol açmıştı. Devrim, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi ilkeler üzerine kurulmuştu. Ancak bu devrimci dönemdeki iç ve dış politikalar, diğer Avrupa güçlerinin Fransa'nın istikrarsızlığından yararlanarak müdahale etmelerine yol açtı. Fransız devriminin ardından Napolyon Bonaparte yükseldi ve Fransa'nın hükümdarı oldu. Napolyon'un liderliğindeki Fransa, 1799'dan 1815'e kadar Avrupa'yı domine etmek için geniş kapsamlı askeri kampanyalar başlattı. Napolyon'un askeri dehası ve yenilikçi stratejileri Fransız ordusunun bir dizi zafer kazanmasına yol açtı. Bu zaferler arasında Marengo, Austerlitz ve Jena-Auerstedt gibi önemli savaşlar bulunmaktadır. Ancak Napolyon'un genişlemeci politikaları ve hegemonya arayışları, Avrupa'nın diğer büyük güçleri olan Britanya, Rusya, Avusturya ve Prusya gibi devletleri endişelendirdi. Bu devletler, Napolyon'un gücünü dengelemek ve onun genişlemesini durdurmak için koalisyonlar oluşturdu. Napolyon savaşları, bu koalisyonlar ve Fransız İmparatorluğu arasında çatışmaların giderek artmasıyla şekillendi. Savaşlar boyunca birçok büyük çatışma yaşandı. Napolyon'un Rusya seferi gibi bazı kampanyaları felaketle sonuçlandı ve Fransız İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı. 1813 ve 1814'teki Leipzig Savaşı gibi diğer çatışmalar Napolyon'un gücünü sarsmaya devam etti. Sonunda 1814'te Napolyon'un tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Paris'e girilmesiyle Napolyon Savaşları'nın ilk aşaması sona erdi. Ancak Napolyon'un Elba Adası'ndan kaçarak geri dönmesi ve 1815'te Waterloo Savaşı'nda son yenilgisini almasıyla Napolyon Savaşları'nın son aşaması başladı. Bu savaş, Napolyon'un kesin olarak mağlup edilmesine ve sürgüne gönderilmesine yol açtı. Napolyon Savaşları, Viyana Kongresi'nde Avrupa'nın siyasi haritasının yeniden çizilmesine ve bir denge politikasının oluşturulmasına yol açtı. Napolyon savaşlarının sonucunda Avrupa'nın siyasi dengesi ve uluslararası ilişkiler büyük ölçüde etkilendi. Fransız devriminin ardından ortaya çıkan milliyetçilik ve demokratik hareketler de bu dönemde güç kazandı. Napolyon savaşları modern Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve günümüzde hala tarihçilerin ve stratejistlerin dikkatini çeken bir konudur. Bu savaşlar Avrupa'daki politik, ekonomik ve toplumsal değişimin yanı sıra askeri taktiklerin ve stratejilerin evrimini şekillendirdi. Napolyon savaşlarının etkileri sadece Avrupa'yı değil, aynı zamanda dünya tarihini de derinden etkiledi.
İşte Napolyon savaşlarının bazı önemli sonuçları. Avrupa'nın siyasi dengesi değişti. Napolyon savaşları Avrupa'nın siyasi haritasını büyük ölçüde değiştirdi. Fransız İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Avrupa'nın dengesi yeniden şekillendirildi ve daha dengeli bir güç dağılımı sağlandı. Koalisyon savaşları küresel çapta etkili oldu. Napolyon'un Fransa'sıyla karşı karşıya gelmek için oluşturulan koalisyonlar Avrupa'nın sınırlarını aştı ve dünya çapında etkili oldu. Özellikle Britanya'nın deniz aşırı kolonilerine ve ticaretine yönelik etkileri büyük oldu. Uluslararası ilişkilerde yeniden denge oluşturuldu. Napolyon savaşlarının sona ermesiyle Viyana Kongresi toplandı. Bu kongre Avrupa'nın siyasi düzenini yeniden belirleyerek dengeli bir sistem oluşturmayı amaçladı. Bu, uluslararası ilişkilerin ve diplomatik normların yeniden tanımlanmasına yol açtı. Milliyetçilik ve demokratik hareketler güç kazandı. Napolyon savaşlarının ardından ulusal kimliklerin ve milliyetçiliğin güç kazandığı bir dönem başladı. Ayrıca Fransız devriminin getirdiği demokratik ilkelerin ve insan haklarının yayılması hızlandı. Savaş teknolojisinde ve stratejilerinde değişim, Napolyon savaşları, savaş teknolojisi ve stratejilerinde de önemli değişikliklere neden oldu. Özellikle toplar, taktikler ve lojistik alanında gelişmeler yaşandı. Bu savaşlar, modern savaşın gelişimine katkıda bulundu. Kültürel etkiler Napolyon savaşları, Avrupa kültüründe ve sanatında da etkili oldu. Romantizm akımının yükselişi bu döneme denk gelir ve savaşların yıkıcılığı sanat ve edebiyatta yansımalar buldu. Koloniler üzerindeki etkiler, savaşlar Avrupa'nın sömürge imparatorlukları arasında da etkili oldu. Özellikle Britanya'nın deniz aşırı imparatorluğu üzerindeki kontrolü pekişti ve diğer Avrupa güçleri arasındaki rekabet arttı. Napolyon savaşlarının sonuçları, Avrupa ve dünya tarihini derinden etkileyen karmaşık ve uzun vadeli sonuçlara sahiptir. Bu savaşlar, uluslararası ilişkilerin ve modern dünya düzeninin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ulusal sınırların yeniden çizilmesi, Napolyon savaşlarının sona ermesiyle birlikte Avrupa'daki ulusal sınırlar yeniden çizildi. Viyana Kongresi'nde birçok Avrupa ülkesinin sınırları ve siyasi yapıları yeniden belirlendi. Bu süreç, bazı ulusların bağımsızlığını kazanmasına veya topraklarının kaybedilmesine yol açtı. Avrupa'da ekonomik dönüşüm. Savaşlar sırasında Avrupa ekonomisi ciddi şekilde etkilendi. İşgaller, talanlar ve ticaretin kesilmesi birçok ülkenin ekonomik olarak zor duruma düşmesine neden oldu. Bununla birlikte savaşlar sırasında sanayileşme ve teknolojik gelişmeler de hız kazandı. Bu durum sonraki dönemde Avrupa'nın endüstriyel dönüşümünü hızlandırdı. Avrupa'nın iç politikalarında değişim, Napolyon savaşları Avrupa'nın iç politikalarında da önemli değişimlere yol açtı. Birçok ülkede monarşik yapılar sarsıldı ve liberal reformlar yaşandı. Özellikle Fransız devriminin etkisiyle birçok Avrupa ülkesinde halkın katılımı ve hakları konusunda ilerlemeler kaydedildi. Napolyon'un hukuki ve kurumsal mirası. Napolyon savaşlarının ardından Napolyon'un hukuki ve kurumsal mirası birçok Avrupa ülkesinde etkili oldu. Özellikle Napolyon'un yasaları ve reformları birçok ülkede hala geçerliliğini koruyan temel kurallar haline geldi. Bu durum, modern hukuk sistemlerinin oluşumunda önemli bir rol oynadı. Uluslararası ilişkilerde diplomatik normların gelişimi. Napolyon savaşları, modern uluslararası ilişkilerin gelişiminde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir. Bu dönemde diplomatik normlar, savaşın sınırları ve uluslararası anlaşmaların yapılması gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu, uluslararası ilişkilerin daha öngörülebilir ve düzenli bir hal almasına katkıda bulundu. Napolyon savaşlarının sonuçları sadece Avrupa'yı etkilemekle kalmadı.
aynı zamanda dünya tarihini şekillendiren birçok önemli değişime yol açtı. Bu savaşlar modern dünya düzeninin temellerini atan birçok olay ve gelişmenin yaşandığı kritik bir dönemi temsil eder. Bugün hala Napolyon savaşlarının etkileri ve sonuçları tarihçiler, stratejistler ve politika yapıcılar için önemli bir araştırma ve değerlendirme konusu olmaya devam etmektedir. Avrupa güç dengesinin sürdürülmesi, Napolyon savaşlarının sona ermesiyle birlikte Avrupa devletleri arasında uzun vadeli bir güç dengesi arayışı başladı. Bu dönemde büyük devletler arasında bir denge politikası oluşturulmaya çalışıldı ve uluslararası sistemde istikrarın sağlanması için çeşitli diplomatik çabalar ortaya konuldu. Savaşın toplumsal etkileri, Napolyon savaşları, Avrupa toplumlarında derin ve kalıcı etkilere yol açtı. Savaşlar sırasında yaşanan acılar ve kayıplar, toplumların sosyal dokusunu derinden etkiledi. Aynı zamanda savaşlar sırasında kadınların ve sivil halkın rolü de yeniden şekillendi ve bu dönemde birçok toplumsal değişim yaşandı. Savaş sonrası yeniden inşa çabaları, Napolyon savaşlarının ardından Avrupa'da birçok ülke savaş sonrası yeniden yapılanma süreçlerine girdi. Ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda zarar gören bölgelerin yeniden inşası için çeşitli reformlar ve projeler başlatıldı. Bu süreç, Avrupa'nın modernleşme ve kalkınma sürecinin önemli bir parçası oldu. Uluslararası işbirliği ve diplomasi alanında ilerlemeler, Napolyon savaşları, uluslararası işbirliği ve diplomasi alanında da önemli ilerlemelere yol açtı. Özellikle Viyana Kongresi'nde Avrupa devletleri arasında ortak çıkarları korumak ve barışı sağlamak için çeşitli diplomatik mekanizmalar ve kurumlar oluşturuldu. Bu, uluslararası ilişkilerin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkıda bulundu. Yeni askeri doktrinlerin gelişimi, Napolyon savaşları, askeri doktrinlerin ve stratejilerin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Savaşlar sırasında kullanılan taktikler, silahlar ve lojistik sistemler, sonraki dönemlerde askeri düşüncenin ve pratiklerin evriminde belirleyici oldu. Bu dönem, modern savaşın temellerinin atıldığı bir süreçti. Avrupa'daki devrimci ve karşı devrimci hareketlerin etkileri, Napolyon savaşları, Avrupa'daki devrimci ve karşı devrimci hareketlerin etkisini artırdı. Fransız devriminin etkisi altında olan birçok Avrupa ülkesinde savaşlar sırasında veya sonrasında devrimci veya karşı devrimci hareketler ortaya çıktı. Bu hareketler Avrupa siyasi tarihini derinden etkiledi ve birçok ülkede siyasi rejimlerin değişmesine yol açtı. Napolyon savaşlarının sonuçları Avrupa ve dünya tarihini derinden etkileyen birçok karmaşık ve uzun vadeli sonuca işaret eder. Bu savaşlar sadece askeri çatışmaların ötesinde Avrupa'nın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki gelişimini şekillendiren bir dönemin parçasıdır. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma. Sovyet-Afgan Savaşı 1979 ile 1989 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesiyle başlayan ve uzun yıllar süren bir çatışma dönemidir. Bu savaş hem bölgesel hem de küresel siyasi dengeleri etkileyen önemli bir olaydır ve sonuçları Orta Doğu ve Orta Asya'da derin izler bırakmıştır. İşte Sovyet-Afgan Savaşı'nın detaylarına daha yakından bir bakış, başlangıç ve nedenler. Sovyet-Afgan Savaşı 1979 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesiyle başladı. Sovyetler komünist rejimi desteklemek ve bölgedeki etkisini artırmak amacıyla Afganistan'a askeri güç gönderdi. Afganistan'da iktidarda bulunan Halk Demokratik Partisi,
Sovyetlerin desteğiyle iktidara gelmişti. Ancak bu rejim muhalefetle sık sık çatışıyordu ve ülke içindeki istikrarsızlık artıyordu. Sovyetler rejimi korumak ve bölgedeki etkisini güçlendirmek amacıyla doğrudan askeri müdahalede bulundu. Çatışmanın gelişimi, Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi büyük ölçüde gerilla savaşı şeklinde gelişti. Afgan direnişçileri Sovyet işgaline karşı mücadele etmek için çeşitli gruplar oluşturdu. Bu gruplar arasında en önemlileri Mücahitler ve Taliban'dı. Sovyet ordusu Afganistan'da kontrol sağlamak için çeşitli stratejiler denedi. Ancak karşılaştıkları direniş oldukça güçlüydü. Uluslararası boyut. Sovyet-Afgan Savaşı uluslararası boyutta büyük bir endişe yarattı. ABD ve diğer batılı ülkeler Sovyetlerin Afganistan'daki müdahalesini kınadı ve Afgan direnişçilerine destek verdi. ABD, Afganistan'daki Sovyet varlığına karşı çeşitli ekonomik ve askeri önlemler aldı ve direnişçilere silah ve eğitim desteği sağladı. Bu dönem aynı zamanda Soğuk Savaş döneminin sonuna denk geldiği için Sovyetlerin Afganistan'daki başarısızlığı, Sovyetler Birliği'nin zaten zayıflayan gücünü daha da azalttı. Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi 24 Aralık 1979'da başladı. Afganistan'da komünist rejimi desteklemek ve Sovyet nüfuzunu artırmak amacıyla gerçekleşti. Bu müdahale batılı güçler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı ve Soğuk Savaş'ın zirvesinde gerçekleştiği için Doğu ve Batı arasındaki gerilimi artırdı. Direniş ve gerilla savaşı, Sovyet işgali, Afgan halkının büyük bir kısmında direnişe yol açtı. Sovyetlere karşı çeşitli direniş grupları oluşturuldu. Bu gruplar arasında hem etnik hem de ideolojik farklılıklar bulunuyordu. Direnişçiler sivil halktan da destek aldı ve Sovyetlerle işbirliği yapanları hedef aldılar. Bu çatışmanın gerilla savaşı niteliğini aldığı anlamına geliyordu. Sovyetler genellikle ağır topçu ve hava saldırıları kullanarak bu direnişi bastırmaya çalıştılar. Ancak sonuçlar istedikleri gibi olmadı. Sovyet kayıpları ve etkileri, Sovyet-Afgan savaşı Sovyetler için ağır kayıplarla sonuçlandı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki kayıpları resmi olarak açıklanmadı. Ancak tahminlere göre 15 bin ila 50 bin arasında asker hayatını kaybetti ve birçok daha fazla asker de yaralandı. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin itibarı da önemli ölçüde zarar gördü. Bu müdahale Sovyet halkı arasında büyük bir karşıtlıkla karşılandı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına katkıda bulunan faktörlerden biri olarak kabul edildi. Uluslararası etkiler, Sovyet-Afgan savaşı, uluslararası boyutta geniş yankılar uyandırdı. ABD ve NATO müttefikleri, Afgan direnişçilere lojistik ve askeri destek sağladı. ABD'nin Pakistan üzerinden Afgan direnişçilere silah ve eğitim verdiği biliniyordu. Bu, Afganistan'ı Soğuk Savaş'ın bir cephesine dönüştürdü ve bölgedeki etnik ve dini gerilimleri körükledi. Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi. Sovyet-Afgan Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesiyle 1979 yılında başladı. Sovyetler, Afganistan'daki komünist rejimi desteklemek ve bölgedeki nüfuzunu güçlendirmek amacıyla harekete geçti. Ancak Afganistan'daki komünist rejimin çeşitli etnik ve dini gruplar arasında ciddi bir muhalefetle karşılaştığı ve ülkenin iç istikrarsızlıkla boğuştuğu unutulmamalıdır. Sovyetlerin müdahalesi bu iç çatışmaları daha da alevlendirdi ve çatışmanın boyutunu büyüttü. Direniş ve gerilla savaşı. Sovyet işgaline karşı Afgan halkı çeşitli direniş grupları oluşturarak karşılık verdi. Bu gruplar Sovyet askerlerine karşı gerilla taktikleri kullanarak savaştılar. Afgan direnişçileri Sovyetlerin ağır silahlarına ve teknolojik üstünlüğüne karşı esneklik ve sürpriz taktiklerle karşılık verdiler. Bu gerilla savaşı Sovyetlerin Afganistan'da kontrol sağlamasını zorlaştırdı
ve zamanla Sovyet askerlerinin moralini ve güvenini zayıflattı. Uluslararası boyut ve destek, Sovyet-Afgan Savaşı, uluslararası boyutta geniş yankılar uyandırdı. ABD ve diğer batılı güçler, Afgan direnişçilerine lojistik, mali ve askeri destek sağladı. Bu destek Afganistan'ı Soğuk Savaş'ın önemli bir cephesine dönüştürdü. Özellikle ABD, Pakistan üzerinden Afgan direnişçilere silah ve eğitim sağladı ve bu çatışmanın uzun süre devam etmesinde önemli bir rol oynadı. Sovyetlerin katılımı, Sovyetler Birliği 1979 yılında Afganistan'daki komünist rejimi desteklemek amacıyla askeri müdahalede bulundu. Bu müdahale, Sovyetlerin Afganistan'da kontrol sağlamak ve bölgedeki etkisini artırmak istemesinden kaynaklanıyordu. Sovyetler, Halk Demokratik Partisi'nin iktidarda olduğu rejimi desteklemek için Afganistan'a askeri birlikler gönderdi. Ancak Sovyetler Birliği'nin askeri varlığı Afgan halkı arasında büyük bir direniş ve muhalefetle karşılandı. Afgan direnişçileri, Sovyet işgaline karşı direniş gösteren Afgan gruplar arasında çeşitli etnik ve dini gruplar yer alıyordu. Bu gruplar Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini ve komünist rejimi desteklemesini reddederek silahlı mücadele başlattılar. Mücahitler olarak da bilinen direnişçiler genellikle kırsal bölgelerde toplanarak, gerilla taktikleri kullanarak Sovyet güçlerine karşı savaştılar. Mücahitler arasında farklı etnik gruplar ve ideolojik eğilimler bulunuyordu. Ancak hepsi Sovyet işgaline karşı ortak bir amaç etrafında birleşmişti. Uluslararası destek. Sovyet-Afgan Savaşı. Uluslararası boyutta geniş bir destek ve karşıtlıkla karşılandı. Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesine karşı olan batılı ülkeler, özellikle ABD, Afgan direnişçilerine lojistik, mali ve askeri destek sağladılar. Bu destek, Pakistan ve diğer komşu ülkeler aracılığıyla Afgan direnişçilerine silah, eğitim ve lojistik destek sağlanmasını içeriyordu. ABD'nin bu dönemde verdiği destek, Afgan direnişçilerinin savaşma kapasitesini artırdı ve Sovyetlerin Afganistan'daki kontrolünü zayıflattı. Taliban'ın yükselişi, Sovyet-Afgan Savaşı'nın ardından Afganistan'da iç savaş ve istikrarsızlık devam etti. Bu dönemde çeşitli gruplar arasında çatışmalar yaşandı ve sonunda Taliban adlı dini ve politik bir grup Afganistan'ın çoğunu kontrol altına aldı. Taliban, 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında Afganistan'da hüküm sürdü ve ülkeyi sıkı İslamcı kurallara göre yönetti. Taliban'ın yükselişi, Sovyet-Afgan Savaşı'nın sonuçlarından biri olarak görülebilir ve Afganistan'daki istikrarsızlığın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sovyet-Afgan Savaşı'na katılan taraflar arasında Sovyetler Birliği, Afgan direnişçileri ve uluslararası destek veren ülkeler bulunmaktadır. Bu faktörler savaşın seyrini ve sonuçlarını belirlemede önemli rol oynamıştır. Sovyet-Afgan Savaşı, bölgesel ve küresel siyasi dengeleri derinden etkileyen, uzun vadeli sonuçları olan önemli bir çatışma olmuştur. Bu savaşın sonuçları hem Afganistan hem de uluslararası toplum için derin ve karmaşık olmuştur. Afganistan üzerindeki etkiler, Sovyet-Afgan Savaşı, Afganistan'da derin yaralar açmış ve ülkeyi istikrarsızlık ve çatışma ortamına sürüklemiştir. Savaşın ardından Afganistan iç savaşın pençesine düşmüş ve birçok etnik ve dini grup arasında çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açmıştır. Ayrıca savaşın sona ermesinden sonra ülkede siyasi istikrarsızlık ve yönetim zayıflığı devam etmiştir. Uluslararası boyutta sonuçlar. Sovyet-Afgan Savaşı, uluslararası toplum üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Bu savaş, Soğuk Savaş döneminin bir parçası olarak yaşanmış ve Doğu ve Batı arasındaki çekişmeyi daha da körüklemiştir. ABD ve NATO müttefikleri, Afgan direnişçilerine destek vererek Sovyetlerin Afganistan'daki müdahalesine karşı çıkmış ve bu destek
Afgan direnişçilerinin Sovyetlere karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlamıştır. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Sovyet-Afgan Savaşı, Sovyetler Birliği'nin sonunu hızlandıran önemli bir faktör olmuştur. Savaş, Sovyet ekonomisini zorlamış ve askeri kaynakları tüketmiştir. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki başarısızlığı halk arasında büyük bir karşıtlık ve hoşnutsuzluk yaratmış ve ülkenin çeşitli bölgelerinde protestoları tetiklemiştir. Sonuç olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açan sürecin hızlanmasına katkıda bulunmuştur. Bölgesel etkiler, Sovyet-Afgan Savaşı, Orta Doğu ve Orta Asya'daki siyasi dengeleri de etkilemiştir. Savaşın sona ermesinden sonra Afganistan'daki istikrarsızlık bölge genelinde yayılmış ve çeşitli komşu ülkeler üzerindeki etkileri hissedilmiştir. Ayrıca savaşın sona ermesinden sonra Afganistan'daki kaos ortamı, bölgede terörizmin yayılmasına ve radikal grupların güçlenmesine katkıda bulunmuştur. İnsan hakları ve insani kriz. Sovyet-Afgan Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve insani krizler unutulmamalıdır. Savaş, siviller arasında büyük ölçüde can kaybına ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olmuştur. Ayrıca savaş sırasında ve sonrasında işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun dikkatini çekmiş ve savaş sonrası dönemin insan hakları ve insani yardım çabalarını etkilemiştir. Sonuç olarak Sovyet-Afgan Savaşı hem Afganistan hem de uluslararası toplum için derin ve uzun vadeli sonuçlara sahip bir çatışma olmuştur. Bu savaşın etkileri hala günümüzde hissedilmekte ve bölgedeki siyasi, ekonomik ve insani sorunları etkilemektedir. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.